Merhaba sevgili izleyiciler. 1-7 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu hafta gökyüzünde genel olarak ayın ışığı yavaş yavaş büyüdüğü için geçtiğimiz hafta 26 Nisan'da doğan Boğa Burcu yeni ayının etkilerini deneyimleyeceğiz. Bunlar hayatımıza, bireysel hayatlarımıza, toplumsal hayatlarımıza daha fazla yansımaya başlayacak. Ay yavaş yavaş Yengeç, Aslan, Başak ve sonra Terazi burçlarından geçecek hafta boyunca. Bu biraz daha yakın çevre ilişkileri, aile, sosyal yaşam, yetenekler, hobiler, iş, meslek gibi konulara bizi daha fazla odaklayacak. Venüs Koç burcunda ilerliyor. Merkür Koç burcunda ve 3 Mayıs'tan itibaren ileri harekete dönecek ve 16 Mayıs'a kadar da Merkür Koç burcunda olacak. Zihnimiz, düşüncelerimiz, motivasyonlarımız Koç burcu enerjisi taşıdığı için oldukça hevesliyiz, cesuruz, girişkeniz. Biraz da sabırsızız. Her şey hemen olsun isteyebiliriz bu hafta ve kendi isteklerimize, kendi arzu ve hedeflerimize de daha fazla odaklanabiliriz. Mars da İkizler burcunda, dolayısıyla oldukça hareketli, aktif bir hafta. İkizler burcu özellikle günlük hayatı hızlandırıyor, iletişim trafiğini arttırıyor. Bu dönemde daha fazla gezmeye, seyahat etmeye, bilgi paylaşımına, iletişime, yakın çevre ilişkilerine daha fazla enerji harcayabiliriz, motive olabiliriz. Venüs'ün, Merkür'ün, Mars'ın da pozisyonları bu haftanın hızlı bir hafta olacağını, özellikle her alanda bizi bir şekilde az veya çok destekleyeceğini gösteriyor. Çünkü geçtiğimiz dönem 2 ay retro bir dönemdi. Biraz böyle hayatımız kısıtlandı, günlük hayatımız yavaşladı. Bir şeyleri erteledik belki ya da zorunlu olarak duraklamak zorunda kaldık. Şimdi gezegenler bizi destekliyor. Artık daha rahat bu konularla ilgilenebiliriz. Hedeflerimize odaklanabiliriz. Hızlı sonuçlar alabiliriz. İyi bir dönem. Yeni ayında ışığı büyüdükçe hayatımıza daha fazla fırsat sunacaktır. Bu günleri iyi değerlendirmeye çalışalım. Hazırladığımız haftalık videoları lütfen öz burcunuzla birlikte, yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşça kalın.